Bana anlattığın masal bu değildi. Liseyi yeni bitirmiştim. Babamla birbirinize o kadar çok aşıktınız ki. Gencici izlemeden dedemlere babaannemlere rağmen basmıştınız nikah. Siz evlendiniz diye olmamışım ben. Benim yüzümden evlenmişsin. Benim yüzümden üniversiteye gidememişsin. Ela. Hiç merak ettin mi anne? Ben olmasaydım nasıl bir bahar olacaktın sen? Mesela Profesör Doktor Bahar Hanım. Hiç düşündün mü? Ben de olmasaydım sen kim olacaktın şimdi? Eğer hayatımı tam şu andan bu koltuğun üstünden geriye sarabilsem, bir mucize olsa geçmişe dönebilsem, bir saniye bile düşünmem. Seni bana getiren yolları sil baştan yürürüm. Bin tane seçim hakkım olsa bininde de senin annen olurum. Bir de bu kapıdaki küçük adamın bin kere annesi olurum. Kim yaptı bunu anne? Kardeşin geldi, hadi sonra. Mert? Sen düştün mü? Ne oldu? Düşmek değil, bu kavga mı ettin sen? Beşinci sınıflardan bir çocuk sana ayıp ayıp şeyler söyledi. Annesini internetten okumuş, sen babamı kafese koymuşsun. İnsan insanı kafese koyar mı? Yalancıya bak. Ben de ona yalancı dedim. Anne, biz ünlü değiliz ki. Kardeşinin yarısıyla ilgilen. Ablacığım. Vallahi oğlum, elim ayağım titriyor. Ne diyeyim ben? Ya her Allah'ın günü bir musibet geliyor başımıza. Anacığım tamam da ben bu iş kimden çıktı diyorum ya. O ne demek ya? Bizden çıkacak değil herhalde abi. Biz nereden bilelim? İyi de bizden başka kim biliyor bizim nasıl evlendiğimizi? Aa, ne oluyor be? Ne oluyor ya? Evin başımıza yıkacak. Ne oluyor anne? Ne olacak? Karın kapımıza dayanıyor. Sen dur. Anne Allah aşkına açma, dur ne olur. Açma. Ne diyorsun açma. Be? Bundan mı korkacağım ben? Bırak Allah aşkına. Sen kimin kapısına dayanıyorsun be? Benim çocuklarımı ağlatamazsınız. Bana istediğiniz yerden saldırırsınız ama çocuklarıma saldıramazsınız. Ay bu iyice delirdi. Kim saldırmış kızım seni çocuklarına? Ay, sen yaptın ne var? Ne diyor kızım bu kadın? Bu kadın diyor ki o rezil haberler senin yüzünden çıktı Neval. Anne Allah aşkına dur. Bakar mısın? Yuh. Bir senin iftiranı yemediğimiz kalmıştı be. O da oldu sonunda. Sen gül gibi abimin başını yaktın be, başını. Ne oldu ha? Yediğin hatları okumak zoruna mı gitti? Anne ne böyle, dur Allah aşkına. Ben kimseye bir şey yapmadım kızım. Anlıyor musun? Ben kimseye bir şey yapmadım. Ama o yazılanların da sonuna kadar arkasındayım. Hepsi doğru. Ne var? Kızım sen uyuma bu şirrete. Kim yaptıysa içinizde en zalim, en acımasız olan o. En sevgisiz. Ben acıyorum. Ben bütün kalbimle acıyorum. Çünkü onun kalbi çürümüş. Laflara bak laflara. Kalbi çürümüşmüş. Bizim kalbimiz çürüdüyse seninkine ne oldu acaba? Ne var mı bizden çıktı? Senin o fiskosçu arkadaşın Yelda da biliyor abimi nasıl kapakladığını. Benim arkadaşım yapmaz. Benim arkadaşım insan. Bakar mısın? Ha biz insan değiliz yani, onu diyor bu.
Sen bize hakaret mi ediyorsun utanmadan? Ben bunun peşini bırakmam. Arkasını bulmadan peşini bırakmam. Sen benim anama doğru bir dakika. Gel buraya gel. Bana bak. Sen kimi tehdit ediyorsun be? Rezil. Rezil ki ne rezil? Ha. Sen paradan haber ver, paradan. Gizli gizli kaç milyon indirdin acaba cebe? Hepsini bulacağız. O parayı sana kalmayacak. Amin, hepsini bulacak. Yedirmeyeceğiz sana. Anne. Ben kavga ettim diye mi sana kızdılar? Hayır bir tane. Kimse bana kızmadı. Sen de üzülme o zaman. Bir daha kavga etmem, söz. Bakayım bir yakışıklılığım bozulmuş mu bakayım. Allah'ım hala çok yakışıklı. Yararlanır ama ben çok yakışıklı benim oğlum ya. Çok yakışıklı. Ama hep bağırıyorsunuz Gülizar Hanım. Yani zor zamanınızdasınız diye bir şey demiyoruz ama bizim de hastamız var yani. Bu kadar da olmaz ki. Haklısınız Mine Hanım. Ne deseniz haklısınız. Bitmedi ki çilemiz. Kusura bakmayın. Vallahi annem utancından hasta oldu gerçekten. Biraz daha dikkat lütfen. Evet biraz daha. Tamam konuş. Peki. Hâleme rezil olduk. Ev sahibi demeden tepe koyuyorlar bizi. Ya duysun, duysun o yukarıdaki de biraz utansın. Ay anne, ne utanması Allah aşkına ya? Utansa kızından utanır o rezil. Kızı da kendine çekti. Kızı da kendi gibi edepsiz oldu işte. Hadi gir Allah aşkına gir anne. Hadi. Tamam. Hadi. Halacığım, halacığım biz sana bir şey demiyoruz tamam mı? Biz annene diyoruz alınma sen. Alınır mı bize hiç o etimizin tırnağı, yavrumun yavrusu, kanımız. Alınır mı hiç o halasına, babaannesine? Kendimi bildim bileli bunu merak ettim biliyor musunuz? Annemden neden nefret ediyorsunuz? Ben doğdum diyeymiş meğer. Seni parkta bekliyorum baba.